Evet, Aşk Çağırırsan Gelin Gelir filminin ön gösterimindeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Çağırırsak gelecek mi bakacağız. Siz çağırınca geldi mi? Daha gelmedi, bekliyoruz bakalım. Ne zaman çalacak? Yani daha çalmadıysa çalmayacak anlamda taşımıyor tabii ki de. Ama daha çalmasını ister kariyer miydiniz? Kariyer kapısını bekliyoruz şu an, kariyerle ilgileniyorum. Kariyere dönelim o zaman. Necdet İşler'e dönelim. Bir filmde oynadınız beraber. Kötü Adamın 10 Günü müydü? Yani evet. Üçlü bir seri. İkinci filmde oynadım. Devamı da gelecek. İyi Adamın 10 Günü, Kötü Adamın 10 Günü ve Meraklı Adamın 10 Günü diye bir seri. Şu an ikincisinde oynadım. Değişik bir... Siz kötü de miydiniz? Evet. Kötü Adamın 10 Günü ama kötü olan ben değildim. Güzel bir hikaye var. Değişik de bir senaryosu var. Netflix'te yayınlanacak. Bakalım. Böyle dedektiflik hikayesi falan. İkisiniz de oynamış sanırım orada. O biraz sürprizdi ama evet yani. Olmuş mu olduk? Yok, çok değil. Güzel bir sürpriz var sonunda. Onda da ikizim de yer aldı. Benim için de güzel bir ana oldu yani. Gerçek peki normal hayatınızda böyle dedektiflik bir şeyleri inceleme Sherlock var mı? Sherlock Holmes çok severim serilerini. Güzel tesadüf oldu benim için de. Keyifliydi yani çalışmak. Ya özel hayatınızda da böyle bazı şeyler mesela kafaya taktığınız zaman acaba bu neden oldu falan diye kurcalayıp buluyor musunuz? Öyle şeyiniz var mı? Ya benden çok bir şey kaçmaz. Büyük ihtimal Sherlock Holmes'a eğilimim de o yüzden. Severim yani. Benden bir şey gizlenmez yani. Yok, kıskanç değil yani. Aslında biraz mesleki deformasyon. Duygu ve vücut dilini çok iyi algılayabildiğim için biri bana yalan söylüyorsa ve bunu ortaya çıkarmak için yeterince kelime oyunları bile yetebiliyor tabii. Ortaya çıkarmayı severim. O yüzden kül yutum. Geçmiş ilişkinizde böyle bir deneyiminiz oldu mu peki yani? Yok, öyle deneyimden dolayı değil artık yani bu işin içinde çok fazla olmaktan dolayı biraz mesleki deformasyon yaklaşımlar öyle olabiliyor yani. Sizin Bitcoin piyasası ile ilgili de çok fazla yakından takip ettiğinizi ekonomiyle duyduk. Ekonomiyle ilgileniyorum diyelim Bitcoin ama. Yatırım tavsiyesi var mı burada? Yatırım tavsiyesi değildir. Herkes ilgi alanına göre tabii ki büyük bir risk alanı orası. Çok bilmeden de hareket etmemek lazım. Sizin büyük yatırımlarınız var mı içeride? Mesela 100 bin dolar gibi. Çok öyle şeyler söylemeyeyim şimdi. Ama ilgileniyorum, ekonomiyle ilgileniyorum yani. Son dönemde peki piyasalara baktığınız zaman ne yönlü ilerleyeceğini görüyorsunuz? Allah, boğa sezonu mu geliyor? Yoksa? Allah sonumuzu hayır etsin. Yani çok şey yapmayalım o konuda ama bakalım yani. Ekonomi. Onun dışında peki hobileriniz var mı? Nelerle ilgileniyorsunuz? Spor. Şu an hayatımın böyle merkezinde iyi geliyor. Onun dışında da işte iş görüşmelerimiz var yeni sezona. Yeni projeler ne var peki? Çok konuşmayalım onunla ilgili. Şimdi çok netleşmeden de bir şey yapmıyoruz ama yakında netleşir. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emre hocamı söylemedim ama asıl. Buyurun. Ben Emre Kavuk yeni nesil yönetmenlerin bence en yeteneklilerinden birisi. Onun için buraya geldim, ona destek olmak için. Sabırsızlıkla da bekliyorum. Kendim sordurdum sana ama. Yok, estağfurullah. Evet. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, buradayız.